Romanımızın adı Karamazov Kardeşler. Yazar Fyodor Dostoyevski. Cilt 1. Çevirisi Mustafa Bahar. Yayın evi Kum Saati Yayınları. Dördüncü kitap 4. Hohlakovlarda. Çocuktan ayrılan Alyosha'nın ilk işi bayan Hohlakova'nın evine gitmek oldu. Ev kendilerinindi. Kargir, iki katlı, güzel kasabamızın en iyi yapılarındandı. Bayan Hohlakova çoğu zaman başka bir eyaletteki malikanesinde yahut Moskova'daki evinde kalırdı. Ama kasabamızdaki büyüklerden kalan evinde de vazgeçmemişti. Hem bölgemizdeki mülkü üçünün en büyüğüydü, yine de bayan Hohlakova kasabamıza çok az gelirdi. Alyosha'yı giriş kapısında karşıladı. Hızlı hızlı, sinirli bir şekilde konuşmaya başladılar. Aldınız. Yeni mucizeye ait mektubu aldınız değil mi? Evet, aldım. Yaydınız mı? Herkese gösterdiniz mi? Bir anaya oğlunu getirtmiş. Alyosha, ne yazık ki efendimiz bugün, dedi. Duydum, biliyorum. Ah, sizinle konuşmayı öyle istiyorum ki, sizinle ya da başka biriyle bütün bunlar hakkında. Ama hayır, sizinle, sizinle. Yazık ki onu göremem. Bütün kasaba sabırsızlık içinde. Bekliyorlar. Ama şimdilik Katerina Ivanova bizde. Haberiniz var mı? Aa, bu çok iyi, diye sevindi Alyosha. Hiç olmazsa size gelmişken onunla da görüşeyim. Dün kendisine mutlaka gelmem için bana haber yollamıştı. Biliyorum, hepsinden haberim var. Dün ondan her şeyi en ince ayrıntısına kadar öğrendim. O yaratıkla aralarında geçen korkunç şeyleri de. Korkunç bir şey bu. Onun yerinde olsam bilmem ne yapardım. Ama kardeşiniz Dimitri Fedorovich de az değil. Aman tanrım, şaşkına döndüm ben. Alexey Fedorovich. Düşünün bir kere. Şu anda kardeşiniz, yani öteki, dünkü korkunç olanı değil de öbürü, Ivan Fedorovich, oturmuş onunla görüşüyor. Önemli şeyler konuşuyorlar. Aralarında geçeni bir bilseniz. Korkunç, başından sonuna kadar acı, dinleyenin tüylerini diken diken eden bir masal. Kim? Kim bilir ne sebeple ikisi de kendi kendilerini bitiriyorlar. Üstelik bunu gönüllü olarak büyük bir zevkle yapıyorlar. Sizi bekliyordum, yana yana. İşte ben bunlara dayanamıyorum. Size hepsini anlatacağım ama şimdi başka, en önemlisini söyleyeyim. Hoş, onun ne olduğu da aklımdan çıktı ya. Lise neden İsteri krizlerine girdi acaba? Geldiğinizi duyar duymaz kriz başladı. Bitişik odanın aralık duran kapısında lisenin "İsteri krizleri geçiren ben değilim. Sizsiniz mama." diye cıvıltılı sesi duyuldu. Kapının aralığı pek dardı. Lisin sesi gülmesini güçlükle tuttuğu için kesik kesikti. Alyosha aralığı hemen fark etti. İhtimal lise oturduğu koltuktan onu gözetliyordu. Ama onun kızı seçmesi çok zordu. Lise, bu kadar şımarmana ve kızmana gerek yok. Senin kaprislerin beni de hasta etti. Hasta olmasına o da hasta doğrusu, Alexey Fedorovich. Bütün gece hastaydı. Atışlar içinde inledi durdu. Sabahı iple çektim. Hemen Hersens Tuve'ye haber yolladım. Adam buna hiç akıl erdiremediğini, beklemek gerektiğini söylüyor. Bu Hersens Tuve hep böyledir zaten. Her gelişte hastalıktan hiçbir şey anlamadığını söyler. Siz evimize yaklaşırken çığlık çığlığaydı. Kriz nöbetleri geçirdi. Odasına götürmenizi söyledi. Onun geldiğinden haberim bile yoktu. Odama gitmeyi de bunun için istemedim. Doğru değil ise. Yulia koşa koşa Alexey Fedorovich'in geldiğini bildirdi. Onu kollamak için koymuştun. İlahi anneciğim, söylediklerinizi düzeltmek istiyorsanız en azından daha uygun bir şey bulun bari. Sonra Sayın Alexey Fedorovich'e de şunları söyleyin. Dün olanlardan ve herkesin diline düştükten sonra buraya gelmesi pek ince bir zekaya sahip olduğunu göstermiyor. İleri gidiyorsun Lise. Sana karşı sert davranmak zorunda bırakma beni. Kimin diline düşmüş ki? Bize geldiğine çok memnunum. Bana son derece gerekli. Çok ihtiyacım var ona. Ah Alexey Fedorovich, çok kötü bir talihim varmış. Peki ama neniz var anneciğim? Hep senin kaprislerin. Ne istediğini bilmeyişin, hastalığın, ateşler içinde geçirdiğin anlatılmaz gece. O korkunç, değişmez. Evet, değişmek bilmeyen Hersens Tube. Kısacası her şey, her şey. Hatta bu mucize bile. Ah, azizim Alexey Fedorovich, bu mucize beni nasıl şaşırttı.
Nasıl şaşırttı bilemezsiniz. Artık dayanacak gücü bulamıyordum kendimde. Şimdiden söylüyorum. Dayanamam artık bu trajediye. Belki trajedi değil de komedi bu. Söyleyin bana. Stathes Zosima yarına kadar yaşar mı dersiniz? Yaşar mı? Aman tanrım. Bana da bir şeyler oluyor. Gözlerim ikide bir kapanıyor. Saçma sapan şeyler görüyorum. Alyosha ansızın sözlerini keserek ''Sizden parmağımı bağlamak için temiz bir bez rica edecektim.'' dedi. Yaralandı, çok ağrıyor. Alyosha çocuğun ısırdığı parmağını açtı, mendili iyice kana bulanmıştı. Bayan Hohlakova çığlığı basarak gözlerini yumdu. ''Tanrım, ne korkunç yara!'' Kapının aralığından Alyosha'nın parmağını gören Lise o anda kapıyı ardına kadar açtı, ısrarla, emredercesine ''Gelin, odama gelin!'' diye bağırdı. ''Budalalık etmeyin, aman tanrım! Niçin deminden beri ses çıkarmadan durdunuz? Kan kaybından ölebilir anne. Nerede oldu bu? Nasıl oldu? Su, önce su. Yarayı yıkamak, sonra ağrıyı dindirmek için parmağı soğuk suya daldırıp uzun uzun öylece bırakmak gerekiyor. Çabuk su verin anne, çabuk. Bir tasa koyun. Haydi, elinizi çabuk tutun. Lisi son derece korkmuştu. Alyosha'nın yarası şaşkına çevirmişti onu. Bayan Hohlakova, Herzenstube'ye haber verelim mi? Diyecek oldu ama kızı ''Beni çıldırtmak mı istiyorsunuz anne?'' diye sözünü kesti. ''Gelsin de yine bir şey anlamadığını mı söylesin? Su, su!'' ''Tanrı aşkına kendiniz gidin anne. Şu yerinden kıpırdanmayan Yulia'yı harekete getirin. Aceleye hiç gelmez mübarek. Hadi anne, çabuk olun. Yoksa şuracıkta ölüveririm.'' Anne ile kızın korkularından ürperen Alyosha ''Aman efendim, önemsiz bir şey bu.'' dedi. Yulia koşarak su getirdi. Alyosha parmağını içine daldırdı. ''Anne, nesale getirin, Tanrı aşkına. Bir de kesikler için o yakıcı bulunan su var ya, ne derler ona? Var bizde, biliyorum var. Şişe sizin odanızda, küçük dolapta, sağda. Büyük bir şişe, pamuk da orada.'' ''Peki Liz, hepsini getiririm. Sen yalnız bağırma ve üzülme. Nasıl yaralandınız böyle Alexey Fedorovich?'' Bayan Hohlakova aceleyle odadan çıktı. Liz'in beklediğini de buydu. Çabuk çabuk konuşmaya başladı. ''Öncelikle şu soruma cevap verin. Nerede becerdiniz böyle yaralanmayı? Sonra sizinle bambaşka şeyler konuşacağız. Hadi.'' Lisenin annesinin yokluğundan yararlanmak istediğini anlayan Alyosha, okul çocuklarıyla karşılaşmasına ait az önceki garip olayı hayli kısaltarak çabuk çabuk ama yine de düzgün ve açık şekilde anlattı. Lise dinledikten sonra ellerini birbirine vurdu. Kızgınlıkla, sanki haklıymış gibi ''Yapılacak iş mi bu?'' diye çıkıştı. Hele bu kılıkla uyulur mu çocuklara? Şu halde siz de onlardan farklı değilsiniz. Siz de tam anlamıyla küçük bir çocuksunuz. Yine de o pis yumurcak hakkında bir şeyler öğrenmeye çalışın. Bana da anlatırsınız. Çünkü bundan mutlaka bir sır var. Şimdi asıl konuya gelelim. Yalnız önce şunu sorayım. Bu kadar canınız acırken önemsiz bir konuda yine de tam aklı başında olarak konuşabilir misiniz? Elbette. Öyle ağrı filan duyduğum da yok. Parmağınız suda da ondan. Suyu hemen değiştirelim. Bir anda ılını veriyor. Yulia, mahzenden buz getir. Tastaki suyu da değiştir. O yokken ben de asıl konuyu anlatayım. Aziz Alexey Fedorovich, size dün gönderdiğim mektubu hemen verin. Hemen şimdi. Çünkü annem girebilir. İstemem. Mektup yanımda değil. Yalan. Yanınızda böyle söyleyeceğinizi biliyordum. İşte şu cebinizde. Yaptığım uygunsuz şakayı bütün gece düşünüp pişman oldum. Mektubu geri verin bana. Hemen verin. Orada bıraktım onu. Ama bu ahmakça, mektup şakamdan sonra bana çocuk, küçük bir çocuk gözüyle bakmayacaksınız değil mi? Gereksiz şakam için özür dilerim. Ama mektubum gerçekten yanınızda yoksa hemen bugün getirin. Onu mutlaka bana getirin. Bugün çok zor. Manastıra dönüp 2, 3, belki de 4 gün gelemem size. Çünkü Stathes. 4 gün mü? Lafa bakın. Doğru söyleyin, benimle alay ettiniz değil mi? Hiçbir zaman hiç alay etmedim. Niçin? Yazdıklarınıza bütün kalbimle inandım da onunla. Beni aşağılıyorsunuz. Böyle bir şey aklımdan bile geçmez. Mektubu okur okumaz her şeyin tıpkı böyle olacağını düşündüm. Stareth, Zosima, ölür ölmez manastırdan çıkmam gerekiyor. Okuluma devam edeceğim. Sınavlarımı verdikten sonra yasal iznimi alıp evleniriz. Sizi seveceğim. Böyle şeyleri düşünmenin henüz sırası değil. Ama kendime sizden daha iyi bir eş bulamayacağımı düşündüm. Stareth de evlenmemi istiyor.
Ama ben sakatım. Koltukta taşıtıyorlar beni. Liza yanakları pembeleşmiş gülüyordu. Koltuğunuzu ben çekerim. Ama o zamana kadar iyileşeceğinize eminim. Liza sinirli bir sesle "Delisiniz," dedi. "Basit bir şakadan ne saçmalıklar uyduruyorsunuz. Ha, işte annem de geliyor. Hem tam zamanında. Yulia da buzu getiriyor." "Aman, bağırma Liz. Tanrı aşkına bağırma. Ben bu bağırmalarından suçum ne benim? Pamuğu başka yere koymuşsun. Aradım, durdum. Ama bunu bilinçli olarak yaptın gibi geliyor." "Aleksey Fedorovich ısırılmış parmakla geleceğini nereden bilirdin? Bilseydim belki bilinçli olarak yapardım. Benim melek anneciğim, bana takılmaya bayılıyorsunuz." "Hadi öyle olsun. Asıl mesele şu. Aleksey Fedorovich'in parmağı ve ötekiler. Ah aziz Aleksey Fedorovich. Böyle gereksiz ayrıntılar mahvediyor beni. Bir Herzenstube falan değil. Hepsi toplu olarak. Buna dayanamıyorum." Liza neşeyle güldü. "Peki peki. Bırakın şu Herzenstube'yi anne. Pamukla su verin çabuk. Şu kurşun sirkesi suyudur Aleksey Fedorovich. Adı şimdi aklıma geldi. Mükemmel bir ilaçtır. Biliyor musunuz anne? Yolda sokak çocuklarıyla dövüşmüş. Yumurcaklardan biri parmağını ısırmış. Kendisi de küçük, küçücük bir çocuk değil mi? Böyle şeyler yapan bir insan evlenebilir mi anneciğim? Evlenmek istiyor. Düşünün bir kere. Evliliğini göz önüne getirseniz de ne gülünç, ne korkunç değil mi?" Lise Alyosha'yı kurnaz bir bakışla süzerek sinirli bir halde kıkır kıkır gülüyordu. "Neden evlensin Lis? Ne ilgisi var? Sen de tadını kaçırıyorsun artık. Sakın o çocuk kuduz olmasın Aleksey Fedorovich." "Aman anne, çocuk kuduz mu olur?" "Neden olmasın Lis? Dediğim olmayacak şey mi? Çocuğu bir kuduz köpek ısırmışsa o da kuduz olmuştur. Bakın parmağınızı ne güzel sardı. Aleksey Fedorovich, ben böylesini dünyada beceremezdim. Nasıl, hala acıyor mu?" "Şimdilik bir şey duymuyorum." "Sudan korkuyor musunuz?" diye sordu Liz. "Ah, yeter artık Liz. Belki ben kuduz çocuktan söz açmakta acele ettim. Ama sen de hemen alaya aldın beni. Katerina Ivanova geldiğinizi duyar duymaz yapıştı bana. Sizi mutlaka görmek istiyor Aleksey Fedorovich." "Aman anne, siz yalnız gitsenize. Görüyorsunuz çocuk acı çekiyor." "Yo, hiçbir şeyim yok. Gidebilirim." "Nasıl? Gidiyorsunuz ha? Demek gidiyorsunuz, öyle mi?" "Ne var bunda? Konuştuktan sonra yine gelirim. Yine istediğiniz kadar konuşuruz. Ben de Katerina Ivanova'yı bir an önce görmek istiyordum. Çünkü hemen bugün manastıra dönmeliyim." "Öyle olsun. Alın onu anne, götürün çabuk. Siz de Aleksey Fedorovich, Katerina Ivanova'dan çıkınca hiç boşuna yanıma gelmeyin. Doğruca güle güle manastırınıza gidin. Zaten uykum var. Bütün gece uyuyamadım." "Bayan Halakova, hep işin alayındasın Lis," dedi. "Ama gerçekten uyusan iyi olurdu." Alyosha bozuldu. "Bilmem ki ne yaptım. İsterseniz daha 2-3 hatta 5 dakika kalayım." "Hatta 5 dakika bile. Aman anne, çabuk götürün onu. Ne canavar şeyi bu." "Lis, çıldırdın mı sen? Aleksey Fedorovich bugün pek hırçınlığı üstünde. Kızdırmaya gelmez. Ah, sinirli kadınlarla uğraşmak çok zor Aleksey Fedorovich. Ama belki gerçekten yanınızda uykusu geldi. Ne de çabuk ağırlık verdiniz ona. Ne iyi. Şu güzel konuşmanıza bayılıyorum. Ağzınızı öpeyim anneciğim." "Ben de seni öpeyim Liz." Alyosha ile odadan çıkan Bayan Hohlakova gizemli bir halle "Bakın Aleksey Fedorovich," diye hızlı hızlı fısıldamaya başladı. "Sizi ne etkilemek ne de önünüzdeki perdeyi aralamak istiyorum. Girin, gözünüzle görün. Korkunç şey. Ancak hayalde doğabilecek bir komedi. Katerina, kardeşiniz Ivan Fedorovich'i sevdiği halde kendi kendini ağabeyiniz Dimitri Fedorovich'i sevdiğine inandırmaya çalışıyor. Ne korkunç bir şey. Ben de sizinle geleyim. Dışarı çıkmazlarsa sonunun ne olacağını beklerim." 5. Salondaki acılar. Salondaki konuşma son bulmak üzereydi. Katerina Ivanova'dan çok heyecanlı ama yine de kararlı bir insan hali vardı. Alyosha ile Bayan Hohlakova girdikleri sırada Ivan Fedorovich ayağa kalkmış gitmek üzereydi. Yüzü biraz sararmıştı. Alyosha ona merakla baktı. O anda Alyosha'yı bir zamanlar üzen, endişeye düşüren bir gizemlerden, şüphelerden biri çözülüverdi. Daha pek yakında, şurada burada,
kardeşi Ivan Katerina Ivanova'yı sevdiğini, üstelik onu Mitya'nın elinden almaya niyetlendiğini söyleyenler olmuştu. Alyosha bir türlü inanmıyor, yine de kuşkulanmaktan kendini alamıyordu. Kardeşlerinin ikisini de seviyor, aralarında böyle bir düşmanlık çıkmasından korkuyordu. Oysa ki dün Dmitri Fedorovich kendisi birdenbire Ivan'ın kendisine rakip olduğuna sevindiğini, bu halin ona birçok bakımdan yarayacağını açıkça söylemişti. Bunun ona ne yararı dokunacaktı? Grushenka ile evlenmesine mi? Ama Alyosha bunu umutsuzluğun son çaresi kabul ediyordu. Ayrıca Alyosha dün akşama kadar Katerina Ivanova'nın delicesine, sarsılmaz bir aşkla Dmitri'yi sevdiğine kesin olarak inanıyordu. Ama buna ancak dün akşam inanıyordu. Bir de nedense Katerina'nın Ivan gibi bir adamı sevemeyeceğini, aşkının bütün garipliğine rağmen Dmitri'yi olduğu gibi sevdiğini sanıyordu. Grushenka ile dünkü sahnede başka sezgileri de olmuştu. Demin Bayan Hohlakova acılardan söz açınca adeta iliklerine kadar titredi. Çünkü o gece sabaha karşı uykuyla uyanıklık arasında belki gördüğü düşten cevap alarak acılar acılar diye mırıldanmıştı. Bütün gece Katerina Ivanova'nın evinde geçenleri görmüştü. Şimdi Bayan Hohlakova'nın dosdoğru kesin bir halle Katerina Ivanova'nın Ivan'ı sevdiğini, sadece oyun olarak bir takım acılar yaratmak için kendini aldatıp şükran borcu yüzünden Dmitri'yi sever görünerek acı çektiğini söylemesi Alyosha'yı iyice şaşırttı. Evet, belki bütün gerçek bu sözlerde diye düşündü. Durum bundan ibaret olunca kardeşi Ivan'ın durumu nasıldı acaba? Alyosha içgüdüyle Katerina Ivanova gibi bir kadının buyruklar vermeden, ipleri eline almadan yapamayacağını ama dişinin Ivan gibisine değil de ancak Dmitri tipinde birine geçebileceğini anlıyordu. Çünkü yalnız Dmitri uzun bir zaman sonra olsa da kendi mutluluğu için önünde eğilebilirdi. Alyosha bunu isterdi de. Fakat Ivan dünyada onu dinlemezdi. Çünkü yapısı buna aykırıydı. Mutsuz olurdu. Ivan hakkında Alyosha nedense böyle düşünüyordu. Bütün bu şüphe ve düşünceler Alyosha salona girdiği anda aklından geçiverdi. Zihninde başka bir düşünce de vardı. Ya hiçbirini, ne Dmitri'yi ne de Ivan'ı seviyorsa? Şunu da söyleyeyim. Alyosha bu çeşit düşüncelerden adeta utanıyordu. Son ay bazen aklına geldikçe kendi kendine azarlarcasına aşktan, kadından ne anlarım ben? Bu konuda nasıl görüş yürütebilirim diye düşünüyordu. Düşünmeden de edemezdi. Bu yarışın kardeşlerinin geleceği için çok önemli bir sorun olduğunu ve pek çok şeyin buna bağlı olduğu içgüdüsüyle anlıyordu. Dmitri ile babasına kızan Ivan dün akşam hırsla iki sürüngenin birbirlerini yemesinden dem vurmuştu. Şu halde Dmitri ağabeyi onun gözünde sadece bir sürüngendi. Hem belki çoktandır böyleydi bu. Sakın Ivan'ın Katerina Ivanova'yı tanımasından beri olmasın. Ivan o sözleri dün elinde olmadan ağzından kaçırmıştı. Bu yüzden önemi bir kat daha artıyordu. Bu duruma göre barış düşünülebilir miydi? Bu ters bir sonuç vererek ailede kin ve düşmanlık tohumlarına neden olmaz mıydı? En önemlisi Alyosha kardeşlerinden hangisine uyacağını, hangisine güzellikler dileyebileceğini bilemiyordu. İkisini de severdi ama bu zıtlıklar arasında kimin için ne isteyeceğini kestiremiyordu. Bu kargaşalıkta büsbütün şaşırmamak elde değildi. Oysa ki Alyosha kararsızlığı sevmeyen bir yapıya sahipti. İçindeki sevgi kabına sığmayan cinstendi. Birisini sever sevmez hemen yardımına koşmak isterdi. Ama hangi konuda yararlı olacağını bilmek, herkesin ihtiyacını iyice öğrenmeli, amaca ulaşacağını bilmelidir. Oysa şimdi belli bir hedef yerine sadece kararsızlık, karışıklık vardı. Üstelik bir de acılar ortaya çıkmıştı. Alyosha'yı gören Katerina Ivanovna gitmek için kalkan Ivan Fedorovich'e dönerek sevinçle hızlı hızlı bir dakika daha kalın dedi. Bütün varlığımla inandığım bu adamın da düşüncesini öğrenmek istiyorum. Bayan Hohlakova'ya bakarak siz de kalın Katerina Osipovna diye ekledi. Genç kadın Alyosha'yı yanına oturttu. Kohlakova karşı tarafa, Ivan Fedorovich'in yanına geçti. Katerina Ivanova heyecanla, içten, keder dolu bir sesle ''Burada hep dostlarım, dünyada en çok sevdiğim aziz dostlarım toplandı.'' diye söze girdi. Bu sözler Alyosha'nın Katerina Ivanova'ya olan sevgisinin katlanması demekti. ''Alexey Fedorovich,
Dün o korkunç sahneyi ve benim durumu gözlerinizle gördünüz. Siz görmediniz Ivan Fedorovich, kardeşiniz gördü. Dün hakkımda ne düşündüğünü bilmem. Bildiğim tek şey, aynı durum bugün de tekrarlanırsa, aynen dünkü duygularla, dünkü söz ve eylemlerle karşılık verirdim. Davranışlarımı unutmadıysanız, Alexey Fedorovich, birine engel olduğunuzu da hatırlayacaksınız. Bunu söylerken kızardı, gözleri parladı. Size haber veriyorum, Alexey Fedorovich, hiçbir şeye katlanamam. Beni dinleyin Alexey Fedorovich, şimdi onu sevip sevmediğimi bile bilmiyorum. Ona acımaya başladım. Bu, aşkın pek zayıf bir göstergesi olmalı. Sevmem, sevmeye devam etsem belki şimdi acımaz, tersine ondan tiksinirim. Katerina Ivanova'nın sesi titredi. Kirpiklerinde yaş damlaları parladı. Alyosha sarsıldı. İçinden, bu kız doğru, içten, diye geçti. Artık Dimitri'yi sevmiyor o. Evet doğru, öyledir, diye atıldı bayan Hohlakova. Durun, aziz Katerina Osipovna, en önemlisini, bu gece verdiğim kesin kararı henüz kimse bilmiyor. Bu karar benim için korkunç bir anlam taşıyor, belki. Ama onu ömrüm sonuna kadar değiştirmeyeceğimi de seziyorum. Çok değerli aziz. Daima ve iyi kalpli akıl hocam, insan kalplerini okşamasını bilen dünyada biricik arkadaşım Ivan Fedorovich bana her bakımdan hak veriyor. Kararımı doğru buluyor. Biliyor onu. Ivan Fedorovich yavaşça ama kısık bir sesle, "Evet, kararı uygun buluyorum," dedi. Ama ben istiyorum ki Alyosha'nın da, aman kusura bakmayın Alexey Fedorovich, size kısaca Alyosha dedim. Evet, Alexey Fedorovich'in de burada, bu iki dost insanın yanında haklı olup olmadığımı söylemesini istiyorum. İçimden gelen duyguyla aziz kardeşim Alyosha, aziz kardeşimizsiniz bizim. Katerina sıcak eliyle çocuğun buz gibi elini kavradı ve kararımı uygun bulmanızın bütün acılarıma rağmen bana huzur vereceğini görür gibi oluyorum dedi. Söyleyeceklerinizden sonra yatışacak. Kadere boyun eğeceğim. Bunu hissediyorum. Alyosha kızararak, ne soracağınızı henüz bilmiyorum, dedi. Bildiğim tek şey, sizi sevdiğim ve şu anda kendimden çok sizi düşündüğüm. Mutlu olmanız için Tanrı'ya yakardım. Sonra birdenbire telaşlanarak, ama şu olanlara hiç akıl erdiremiyorum, diye ekledi. Önümüzde şeref ve görev var Alexey Fedorovich. Sonra, şimdi adını söyleyemediğim yüksek, belki görevin de üstünde bir şey var. Önüne geçilmez bu duyguyu bana kalbim haber veriyor. Bu duygu dayanılmaz güçle beni kendine çekiyor. Sözün kısası, kararımı verdim. Katerina Ivanova ağır, ağır başlı bir tavırla konuşuyordu. Dimitri, hiçbir zaman bağışlamayacağım. O sırada yaratıkla evlense bile yine bırakmayacağım onu. Hele o zaman hiç bırakmayacağım. Ama arkasından sürüklenip her an karşısına dikilecek, ona işkence edecek değilim. Hayır, başka bir şehre, istediğiniz bir yere gider, hayatımın sonuna kadar yılmadan peşinde olurdum. Ötekiyle mutsuz olunca, ki kesinlikle hemen bedbaht olacaktır, bana gelir. O zaman bir sevgili değil, bir dost, bir kardeş bulur. Elbette sadece bir kardeş, sonuna kadar da böyle kalmak üzere. Sonunda bu kardeşin gerçek, onu candan seven, onun için canını bile gözünü kırpmadan veren bir kardeş olduğuna inanırdı. Deyim yerindeyse kendinden geçerek bunu başarırdım. Beni anladıktan sonra çekinmeden her şeyi açıkça söylemesi için uğraşırdım. Taptığı tanrısı olurdum. Hiç olmazsa aldatmayı, dün onun yüzünden çektiklerim için bunu borçludur bana. Ona verdiğim söze, aldatmasına rağmen ona bağlı kaldığımı ömrümün sonuna kadar görmeliydi. Ben, nasıl söyleyeyim, mutlu olması için bir araç, bir alet, yapıcı bir makine olurdum. Bunu bütün ömrüm boyunca yapardım. Kararım bu. Ivan Fedorovich bütün kalbiyle benden yana. Tıkanıyordu. Düşüncesini belki daha uygun, daha becerikli ve doğal şekilde ifade etmek isterdi. Ama pek acele, pek yalın olmuştu. Gençliğe özgü bir taşkınlık, bir gün önceki kızgınlığın belirtileri, övünmek ihtiyacı vardı. Bunu Katerina Ivanova kendisi de ayırt edebiliyordu. Yüzü ansızın karardı. Gözlerinin ifadesi kötüledi. Ondaki bu değişikliği Alyosha hemencik gördü. Görmesiyle de içi ona acımaya başladı. Kardeşi Ivan da üstüne gitti. "Ben sadece düşündüğümü söyledim," dedi. Başkasının ağzında bunlar zorlanmış bir acılık, yapmacık olurdu. Ama sizde
Bu hiç öyle değil. Başkası haksız çıkardı, siz haklısınız. Bunu nasıl açıklamalı bilmem ama son derece içten olduğunuzu görüyorum. Bu yüzden haklısınız. Karışmak istemediği halde yine de dayanamayan Bayan Hohlakova birdenbire "Evet ama şimdi öyle. Şu anda dünkü hareketin etkisi devam ediyor." diye yerinde bir düşünce ileri sürdü. İvan besbelli sözünün kesilmesine kızarak bir öfke topu gibi "Evet, öyle." diye gürledi. Başkası için bu sadece dün olanların etkisiyle açıklanabilecek bir an meselesidir. Ama Katerina Ivanova'nın yapısıyla bu an ömrünün sonuna kadar uzar. Başkalarının sadece kuru bir söz vermek saydıkları şey onun için sonuna kadar sürecek belki ağır, sevimsiz ama vazgeçilmez bir görevdir. Görevini yaptığını duymak onun ruhunu besleyecektir. Katerina Ivanova, siz bundan sonra hayatınızı acılar içinde duygularınızı, kederlerinizi ve kahramanlığınızı seyretmekle geçireceksiniz. Zamanla bu acı elbette hafifler. Yaşayışınız soylu bir amaç içinde tatlı bir yola girer. Gerçekten soylu. Bununla beraber hiçbir umutlu yanı olmayan gayenizin yalnızca sizin eseriniz olduğunu düşünmek sonunda sizi tamamen doyuracak ve geri kalan şeylerle barışmanızı sağlayacaktır. İvan bunu büyük bir olasılıkla maksatlı olarak kesin, sanki kızgınlıkla söyledi. Belki de alay olsun diye konuştuğunu saklamak istemediğinden yapıyordu bunu. Bayan Hohlakova bir daha "Aman tanrım, hiç de öyle değil." diye söylendi. "Siz de söylesenize Alexey Fedorovich, ne söyleyeceğinizi muhakkak bilmeliyim." Katerina Ivanova ansızın ağlamaya başladı. Alyosha oturduğu kanepeden doğruldu. Katerina Ivanova hep ağlayarak "Bir şey değil, sadece sinirim bozuk." dedi. "Dün gecenin etkisi. Ama kardeşinizle sizin gibi iki dost yanımda olunca kendimi güçlü hissediyorum. Çünkü biliyorum, beni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağınızı biliyorum." "Evet ama yazık ki benim belki hemen yarın Moskova'ya gitmem gerekiyor. Bu yüzden sizden uzunca bir süre ayrılmam gerekiyor." dedi birdenbire İvan. "Bunu değiştirmek de elimde değil." "Moskova'ya mı? Yarın mı?" Katerina Ivanova'nın yüzü allak bullak oldu. Sonra "Aman şey, tanrım, ne güzel bir rastlantı bu." diye bağırdı. Sesi birdenbire başkalaştı, ağlamayı bıraktı. O anda Katerina Ivanova'dan beklenmeyen, Alyosha'yı şaşkınlıktan ağzı açık bırakan bir değişiklik oldu. Zavallı, küçük düşürülmenin acısı içinde gözyaşlarına boğulmuş genç kızın yerine birdenbire kendine tam anlamıyla güvenen hakim, hatta bir sebeple son derece memnun, ölçüsüz sevinçli bir kadın almıştı. Sosyete kadınlarına özgü sevimli bir gülümsemeyle "Yo, sizden ayrıldığıma seviniyorum sanmayın. Bu oldukça normal bir şey." diye hemen sözünü düzeltti. "Sizin gibi bir dost bunu aklına bile getirmemeli. Tam tersine. Sizi kaybettiğim için..." Katerina Ivanova birdenbire Ivan Fedorovich'e atılarak ellerini kaptı. Ateşli bir şekilde sıktı. "Ben Moskova'da teyzemle Agaşa'ya korkunç durumumu ilk ağızdan, hem bunu elinizden geldiği kadar sevgili teyzemi sarsmadan anlatabilecek olmanıza seviniyorum. Onlara bu korkunç mektubu nasıl yazacağımı düşünürken çektiğim acıyı bilemezsiniz. Mektupta her şey anlatılmaz ki. Şimdi siz onlara gidip işin aslını anlatacağınız için yazmam kolaylaştı. Ah ne kadar mutluyum. Ama yalnız bunun için mutluyum, inanın bana. Yoksa sizin yeriniz doldurulamaz. Hemen gidip mektuba başlayacağım." Katerina Ivanova odadan çıkmaya davrandı. Bayan Hohlakova arkasından "Ya Alyosha, mutlaka öğrenmek istediğiniz Alexey Fedorovich'in görüşü ne olacak?" diye seslendi. Sesinde alay ve kızgınlık hemen kendini belli ediyordu. Katerina Ivanova hemen durdu. "Bunu unutmadım," dedi. Sonra içten bir sitemle "Ama böyle bir anda bana düşmanlığınız neden Katerina Osipovna?" diye ekledi. "Söylediğimi tekrarlıyorum. Onun görüşüne çok ihtiyacım var. Hatta yalnız görüşünü değil, kararını istiyorum. Ne derse o olacak. Ağzından çıkacak sözleri dört gözle bekliyorum Alexey Fedorovich. Ama bir derdiniz var gibi." Alyosha kederli bir halle birdenbire "Bu hiç aklıma gelmedi. Mantığım bir türlü almıyor bunu," diye bağırdı. "Neyi ama, neyi?" "İvan'ın Moskova'ya gidişini, sizin de buna sevinmenizi, bağırmanızı. Biliyorum ki bu bağırmanızın bir nedeni var. Sonra da hemen sevinmemişsiniz, tersine
bir dost kaybettiğiniz için üzülmüşsünüz diye açıklamaya giriştiniz. Ama bu da uydurma, oyun. Tiyatroda bir komediymiş gibi oynadınız. Katerina Ivanova kızardı. Kaşlarını çatarak büyük bir şaşkınlıkla "Tiyatroda mı? Nasıl? Ne demek bu?" diye bağırdı. "Evet, istediğiniz kadar bir dostu kaybetmenin üzüntüsünden söz edin. Yüzüne karşı gitmesinin mutluluk olduğunu ısrarla söylüyorsunuz." Masanın önünde dikilen Alyosha bunları adeta soluksuz bir çırpıda söyledi. "Ne demek istediğinizi anlamıyorum." "Ben de bilmiyorum. Birden içime doğdu sanki. İyi anlatamadığımı biliyorum ama yine de söyleyeceğim. İçime sizin Dimitri ağabeyi belki de hiç sevmediğiniz doğdu. Belki ta baştan beri. Belki Dimitri de sizi baştan beri hiç sevmiyor, sadece saygısı var. İnanın ki buna nasıl cesaret ettiğimi bilmiyorum. Ama hiç olmazsa bir kişinin doğruyu söylemesi gerek. Çünkü burada hiç kimse gerçeği söylemek istemiyor." "Ne gerçeği?" diye bağırdı Katerina Ivanova. Sesinde isterik titreyişler vardı. Alyosha kendini yüksekten bir uçuruma atar gibi "Şu gerçeği," diye kekeledi. "Hemen Dimitri'yi buraya çağırın. Ben bulurum onu. Buraya gelip sizi ve Ivan'ı ellerinizden tutarak birleştirsin. Siz Ivan'ı sevdiğiniz için üzülüyorsunuz. Dimitri'ye gerçek bir aşkla sevmediniz. Zorla acı duyarak kendinizi aldatmaya çalıştığınız için Ivan'ı da üzüyorsunuz." Alyosha yutkundu, sustu. Katerina Ivanova sarardı. Öfkeden dudakları titredi. Kelimeleri söylemekte zorlanıyordu. Siz küçük bir kaçıksınız siz, o kadar," dedi. Ivan Fedorovich birdenbire güldü, ayağa kalktı, şapkası elindeydi. "Yanılıyorsun Alyoshacığım," dedi. Yüzünde Alyosha'nın o zamana kadar hiç görmediği bir ifade vardı. Bu, gençliğe özgü bir dürüstlük, içten kopan bir açıklıktı. "Katerina Ivanova beni hiçbir zaman sevmedi. Aşkımdan hiç söz açmadığım halde onu sevdiğimi her zaman biliyor ama sevmiyordu. Hiçbir zaman bir gün bile beni kendine yakın görmedi. Bu gururlu kadının arkadaşlığıma ihtiyacı yoktu. Beni dinmek bilmeyen bir öç isteğiyle yanında tutuyordu. İlk karşılaşmalarından şimdiye kadar Dimitri'den gördüğü aşağılanmaların acısını benden çıkarıyordu. İlk karşılaşmayı bir aşağılanma olarak içinde saklamıştı. Kalbi böyle onun. Bu arada bana düşen sadece Dimitri'ye olan aşkıyla ilgili sözlerini dinlemek oldu. Artık gidiyorum. Ama şunu bilin ki Katerina Ivanova gerçekten sevdiğiniz tek insan odur. Sizi aşağıladıkça onu daha çok seviyor, ona biraz daha bağlanıyorsunuz. Acılarınız bundan ibaret. Onu olduğu gibi bütün küçümsemeleriyle seviyorsunuz. Düzelse o saat soğur bırakırdınız. Ama ona ihtiyacınız var. Ona bağlılığınıza, kahramanlığınıza imkan vermesi, aldatmalarını başına kakmanız için lazım. Hep gururunuzdan geliyor bunlar. Evet, pek çok küçülme, aşağılanma da var. Ama hepsinin altında gurur çıkıyor. Henüz çok gencim. Sizi de çok sevdim. Size şunu söylemeliydim, biliyorum. Sadece gitmem daha uygun bir davranış olurdu. Sizi de bu kadar küçültmezdim. Ama nasıl olsa uzağa gidiyorum. Bir daha buralara gelecek değilim. Hiç gelmemek üzere gidiyorum artık. Boyuna acı çekmek istiyorum. Konuşmayı pek beceremem. Zaten söylemem gereken her şeyi söyledim. Hoşça kalın. Elinizi sıkmak istemiyorum. Bana o kadar bilinçli olarak acı çektirdiniz ki şu anda sizi bağışlamam mümkün değil. Sonradan bağışlarım ama şimdi elinizi sıkamam." Zoraki bir gülümsemeyle "Teşekkürleriniz bana vız gelir hanımefendi," diye ekleyerek hiç umulmadık bir şekilde Schiller'i ezberleyebilecek kadar okuyabildiğini kanıtladı. Daha önce olsa Alyosha inanamazdı buna. Ivan Fedorovich ev sahibi Bayan Hohlakova ile bile vedalaşmadan odadan çıktı. Alyosha ellerini birbirine vurdu, kendinden geçmiş gibi arkasından "Ivan!" diye bağırdı. "Geri dön Ivan!" Sonra adeta acı bir sesle "Hayır hayır, bir daha dönmez o, dünyada dönmez," dedi. "Suçlu benim, ben başladım. Ivan Haşin kötü konuştu. Haksız ve haşin. Buraya gelmesi, dönmesi gerek." Çılgın gibi haykırıyordu bunları. Katerina Ivanova hızla öbür odaya geçti. Bayan Hohlakova kederlenen Alyosha'ya heyecanlı, hızlı bir fısıltıyla "Suçunuz yok sizin. Bir melek gibi davrandınız," dedi. "Ivan Fedorovich'in gitmemesi için ben elimden geleni yaparım,"
Yüzünde Alyosha'yı son derece üzen sevinç parıltıları vardı. Tam o sırada Katerina Ivanova döndü. Elinde 200 rublilik bir banknot tutuyordu. Doğruca Alyosha'ya dönerek bir an önce bir şey olmamış gibi görünüşte sakin bir sesle "Sizden büyük bir ricam var Alexey Fedorovich" diye başladı. "Bir hafta, evet galiba bir hafta önce Dmitri Fedorovich pek taşkın, pek haksızca ve pek çirkin bir hareket yaptı. Burada oldukça kötü bir yer, bir meyhane vardı. Emekli bir yüzbaşıyla çatışmış orada. Ne sebeple ise tam bir ateş topuna dönerek adamcağızı sakalından tuttuğu gibi o kepaze hale kendisinin önünden geçirip sokağa atmış. Sokakta bayağı sürüklenmiş. Anlattıklarına göre buradaki okula giden yüzbaşının oğlu durumu görünce yanlarında koşmuş. Hıçkıra hıçkıra ağlayarak babası için yalvarmış. Yoldan geçenlerden yardım istemiş ama kimse kulak asmamış. Gülüp geçmişler. Kusura bakmayın Alexey Fedorovich. Onun bu utanç verici davranışını ancak hiddet ve taşkınlık anlarında yapabileceği bu davranışı hatırladıkça ondan tiksinmekten kendimi alamıyorum. Anlatamam size bunu. Dilim dolaşıyor. Aşağıladığı, kepaze ettiği adam hakkında biraz bilgi toparladım. Çok yoksul biri olduğunu öğrendim. Soyadı Sinigirev. İşlediği bir suç yüzünden işinden kovulmuş. Nedenini bilmiyorum. Şimdilik bu zavallı aile, çoluk çocuk, hepsi müthiş bir yoksulluk içindeymiş. Çocuklarını deli, karısını görenlerin yüreği parçalanıyormuş. Hayli zamandır buradaymış. Bir şeylerle uğraşıyor, bir yerde yazıcıymış. Ama şimdi hiç para vermiyorlarmış. Siz aklıma geldiniz. Yani düşündüm ki, bilmem ki, anlatmayı beceremiyorum. Size rica edecektim Alexey Fedorovich. Kuzum Alexey Fedorovich, o adama gidin. Bir bahaneyle onlara, yani yüzbaşının evine girin. Aman tanrım, dilim dolaşıyor. Ancak siz becerebileceğiniz incelikte. Alyosha kızardı. Yardım olarak bu 200 rubleyi verin ne olur. Alır herhalde. Yani alması için razı edin. Yoksa nasıl yapmalı bilmiyorum. Bu paranın barışması için rüşvet olarak şikayet etmesin diye şikayet edecekmiş çünkü gönderilmediğini Dmitri Fedorovich'ten değil nişanlısı olan benden ilgi yardım maksadıyla geldiğini bilmeli. Kısacası siz becerirsiniz bunu. Kendim de giderdim ama siz daha iyi yaparsınız. Ozarneya sokağında Kalmikova adında bir kadının evinde oturuyor. Yalvarırım kırmayın beni Alexey Fedorovich. Şimdilik biraz yorgunum kusura bakmayın. Kusura bakmayın ne olur. Güle güle. Dönüp kapının perdesi arkasından öyle kayboldu ki Alyosha bir kelime söyleyecek zaman bulamadı. Oysa ki söyleyecek bir şey vardı. Bağışlanması için yalvarmak, kendini suçlandırmak istiyor, kalbi dolu olduğu için bir şeyler söylemeden odadan çıkmaya gönlü razı olmuyordu. Bayan Horlakova elinden tutarak onu dışarı götürdü. Girişte deminki gibi yeniden durdurdu. Yarı fısıltılı bir sesle "Pek gururlu," dedi. Kendi kendini yenmeye çalışıyor ama çok iyi kalpli, pek tatlı. Hele bazen öyle severim ki onu. Şimdi yine her şeyden çok memnunum. Azizim Alexey Fedorovich, bilmiyordunuz tabii. Tam bir ayrır hepimiz, ben, teyzelerinin ikisi, hatta lise bile Katerina Ivanova'nın şu pek sevmediğiniz ağabeyinden ayrılıp Ivan Fedorovich ile evlenmesini candan diliyor, Tanrı'ya dua ediyoruz. Öteki onu sevmiyor, yüzüne bakmıyor. Halbuki Ivan Fedorovich okumuş, kusursuz bir genç. Üstelik onu çok seviyor. Tam bir düzen hazırlamıştık. Hatta ben, belki sadece bu yüzden hala burada kalıyorum. Ama ağlamış o. Aşağılanmış, küçük düşürülmüş. Kadın gözyaşlarına bakmayın, Alexey Fedorovich. Böyle durumlarda ben hep kadınlara karşı erkeklerden yanayım. Kapının öbür tarafından lisenin incecik sesi duyuldu. Ahlakını bozuyor. Mahvediyorsunuz onu anne. Yaptığından çok kötü utanan Alyosha avuntu kabul etmiyordu. Hayır. Her şey benim başımın altından çıktı. Ben suçluyum. Diye tekrarlıyor. Utancından yüzünü elleriyle örtüyordu. Tam tersine. Melek gibi. Tam bir melek gibi davrandınız. Bunu binlerce defa tekrarlamaya hazırım. Lisenin sesi yeniden yükseldi. Yaptığı meleklik neymiş anne? Liza'nın söylediğini duymamış görünen Alyosha, tavırları, eylemleri bana nedense, Ivan'ı sevdiğini düşündürdü, diye konuşmasını sürdürdü. O uygunsuz hareketti bu yüzden yaptım. Şimdi ne olacak bilemiyorum. Kime ne olacak, diye bağırdı Lise.
Beni çatlatmak mı istiyorsunuz anne? Soruyorum, cevap vermiyorsunuz. Lafı ağzınızda kerpetenle mi alacağım yani? O anda odaya koşa koşa oda hizmetçisi girdi. Soluk soluğa, Katerina Ivanova çok kötü oldu. Ağlıyor. Sinir krizleri geldi, çırpıyor diye haber verdi. Lisenin merakı büsbütün arttı. Ne oluyor? O değil. Ben krize gireceğim şimdi. Tanrı hakkı için bağırma Lise. Üzme beni. Sen henüz büyüklerin bütün bildiklerini bilmeyecek kadar küçüksün. Gelince anlatabilecek olanlara söylerim sana. Aman Tanrım. Gidiyorum, gidiyorum. Sinir krizi. İyiliğe işaret bu Alexey Fedorovich. Sinir krizine girmesi son derece iyi. Bu gerekirdi zaten. Ben bu gibi durumlarda hep kadınların sinir krizlerinin ve gözyaşlarının aleyhindeyim. Git Yulia. Hemen geleceğimi söyle. Ivan Fedorovich gittiyse suç kendisinde. Ama gitmeyecek o buradan. Lise, bağırma Tanrı aşkına. Ah, çocuğun bağırdığı da yok. Asıl bağıran benim. Bağışla anneni kızım. Ne yapayım? Çok sevinçliyim, seviniyorum. Ivan Fedorovich'in demin her şeyi olduğu gibi söylerken ne kadar genç, gencecik bir adam olduğunu gördünüz mü Alexey Fedorovich? İçini döktü ve gitti. Ben onu bir bilgin, akademi üyesi falan gibi bir adam sanıyordum. Oysaki ateşli, dobra dobra, pek toy ama çok güzel dille konuştu. Tıpkı sizinki gibi güzel oldu. Almanca şiiri de tıpkı sizin tarzınızda söyledi. Koşuyorum artık, koşuyorum. Alexey Fedorovich, siz de bir an önce verilen görevi yerine getirip hemen dönün. Bir ihtiyacın var mı Liz? Tanrım severse Alexey Fedorovich'i bir an bile tutma. Birazdan yine dönüp sana gelecek. Bayan Hohlakova bunları söyledi, çıktı. Alyosha gitmeden önce lisenin kapısını örtmek istedi. Kesinlikle, diye bağırdı lise. Hele şimdi hiç olmaz. Dışarıdan da olsa söyleyin. Melek olmanızın sebebi ne? Öğrenmek istediğim tek şey bu. Yaptığım korkunç bir ahmaklık yüzünden Liz. Hoşça kal. Liz, gitmeyin böyle, diye direnir gibi oldu. Ama Alyosha, tahmin edemeyeceğiniz kadar üzüntülüyüm Liz. Şimdi gelirim. Ama doğrusu büyük, çok büyük bir üzüntüm var, dedi, koşarak odadan çıktı.